Efendim Ebru Destanlı Hayatın Rengine tekrar hoş geldiniz. Şimdi ilk konuğum e, sevgili Gamze Hamuloğlu. Kendisi bir astrolog ama inanın bana verdiği bilgiler böyle harfi harfiyen çıkar. Bence bir not almanıza yarar var. E, hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla merakla bekliyorum. Şimdi bu ay bizi neler bekliyor gene neler olacak? Gökyüzü ne durumda? Yani ve ben sizden isteyeyim hani böyle tek tek burç burç gitmeniz ki uh -huh. e, çünkü ben mesela sevgili izleyiciler ben de öyleyimdir. Burçlara başlarlar. Koç benim yükselenim, terazide burcum. Teraziye gelene kadar herkesi dinlerim. Yükselen burcunuzla dinlemeniz sizin için önemli. Yani sadece güneş burcunuz değil. Eğer yükselen burcunuzu biliyorsanız bilmiyorsanız da zaten internetten öğrenebilirsiniz doğum saatinize göre. Evet. Bunların ikisini... E, bence bilmeniz gerekiyor. Şimdi Gamze Hanım da anlatacak zaten neden bilmemiz gerektiğini. Evet. E, Gamze Hanım söz sizde. Başımıza neler geliyor? Şimdi e, 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir ay tutulması olacak. Bu ay tutulmasının öncelikle bir genel etki bahsedelim. Ondan sonra burçlara geçelim. Yükselen burçlarına göre devam edelim. Şimdi e, Ay tutulmaları 6 ay etki eder ve bu 6 aylık süreçte hayatımızda gerçek anlamda e, problem olan, sorun olan, sıkıntı olan ne varsa sonuçlanmaya doğru gider bu 6 aylık süreçte. Çünkü tutulmaların etkisi genelde büyüktür ve bu büyük etkilerde bizim hangi alanlarımıza denk geliyorsa o alanlarda zaten burçlarda anlatıyor olacağım ve tarihlerle beraber söyleyeceğim. O alanlarda dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Genel etkiler ise gençler, çocuklar, özellikle çocuklarda hastalık ve e, bu önümüzdeki süreçte COVID'in de vermiş olduğu bir etkiden çocuklara çok dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. E, hastalıktan kaynaklı yani e, yükselebilir. Zaten şöyle bir şey son böyle iki haftadır falan çocuklarda bir öksürük, evet. bir ateştir. Hatta ben küçük oğlumda bir biraz böyle öksürük geçmeyen bir öksürük Hı -hı. oldu. Covid mi oldu falan diye de korktuk, baktırdık yok ama evet. e, genel an, anlamıyla şey var. E, bir Çocuklarda bir, bir bu ara bir şeyler var. Evet. Biliyorsunuz evet. ki yükselen boğa Dolunay, Yok, e, ay 19 ile. Kasım'da boğa burcunda ay tutulması olacak bu ay tutulmasının etkisi gençler çocuklarla ilgili daha fazla hastalıklar meydana gelebilir tamam. aynı zamanda işçi işverenlerle alakalı mobbing tarzı ve iş değişik değişikliklerle alakalı problemler olabilir. Hı hı. Onları şimdi anlatıyor olacağım. Tamam. Bekliyoruz. Öncelikle yükselen koç e, burcuna geçelim. Ay tutulmasının etkisi. Yükselen Finansa, mi? Yükselen koç burcu. Eğer e, güneş koç e, yükselen genelde biz etkileri yükselene göre anlatırız. Çünkü harita bir genel olduğu için yükselen etki eder. Mesela ben terazi burcuyum. Yükselenim koç. Koç tamam. beni de mi etkileyecek? Evet sizi etkiliyor. Bilmeyenler varsa dediğiniz gibi bakabilirler yükselenlerini öğrenebilirler ya da güneşin dinle, dinleyebilirler yapacak bir şey yok. Bence yapıyorum. de yani şu anda mesela direkt biz koç boğa olarak Aynen. geçelim direkt güneş tamam. olarak geçelim bence. Koç e, burcu ay tutulması ikinci ev yani para kaynaklarını etkiliyor olacak parayla alakalı krizleri yönetiyor olacak bu krizleri yönetirken Aynı zamanda eğer çalıştığı bir alan varsa bu çalıştığı alanlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilir hmm. ve işten çıkar e, çıkabilir ya da işten çıkartılabilir. Maddi olaraktan da biraz krizler yaşama süreci olacak onun için. Ve bununla alakalı da e, kendine yeni planlar, yeni projeler üretebilir. Yani e, ya da kazandığı para kendisine yetmeyebilir bununla ilgili bütçe planlaması yapmak zorunda kalabilir. Tamamen odağı para kaynaklı Koç da olacak. da biraz savurgandır, savruktur yani parasını evet. o hemen harcar. Evet, Oldum Yani harcar. daha çok onları şu konuda öneriyorum. Kariyer alanında iş değişikliği, kariyer alanında ciddi anlamda hmm. kararlar ön planda olacaktır. 22 Kasım'dan sonra 22 Kasım'dan sonra Merkür etkisi altında olacak. Güneş Merkür etkisi. Bu da taşınma, düzen değişikliği, yeni bir ev taşıma gibi etkilere sahip olacak. Belki bulunduğu ortamdan çok memnun değil. Taşınmak isteyebilir ve ona da bu iyi gelecektir. Ama lütfen 22 Kasım'a kadar parasal kaynaklarında bütçe planlaması yapmasını tavsiye ediyorum. Sevgili koçlar paranızı tutun. Yani bu ara gerçekten çok harcıyorsanız bile biraz kısın kenara atın. Çünkü bak biraz bu konuda bir uyarı alıyorsunuz. Evet. Boğa burcu ay tutulması etkileri duygusal olaraktan kendilerini vuracaklar ve ciddi kararlar verebileceği bir süreçte Boğa burçları arkadaş çevresinden aynı zamanda ilişkilerden, ikili ilişkilerden çok yorulduğu bir süreçten geçti. Bu 19 Kasım'daki ay tutulması onların hem estetik güzellik yapmalarıyla alakalı ikili ilişkilerinde de yeni kararlar alacakları bir süreçler. Mesela detoks gibi nasıl bir detoks? E, memnun olmadığı ya da onu kıran, onu üzen bazı arkadaşlıklar yaşamış olabilir. Onları kendi bilincinde eleyebilir ama bunu hiçbir şekilde belli etmeyebilir. Kendi üç dünyasında mesafeli olma kararları alabilir. Sevgili boğalar evet. duydunuz. Bu dönem bir mesafeli bir durumunuz olabilir. Evet. Yani bazı arkadaşlıklarınız mı bitebilir, vedalaşabilirsiniz. Ama evet. bu, bu herhalde kendi seçimleri. Kendi seçimleri ama genel olaraktan etkileri, harita genel etkisi bu şekilde. Evet. 2 Aralık'tan sonra şifalanacakları bir sürece girecekler. Hem arkadaş çevreleriyle alakalı... Duygusal geçişleriyle alakalı hem de sağlık estetikle alakalı iki aralığa kadar biraz e, estetikli, güzellikte yeni bir şeyler de yapmamalarını tavsiye ediyorum. Sırada ne var? İkizler Burcu'na geçelim. Sevgili ikizler İkiz... şimdi sıra sizde. İkizler Burcu gizli düşmanlıklara açık bir süreçte olacaklarının etkisi altında olacaklar tamamen bilinç altıyla alakalı e, arkalarından entrika çevirme ya da arkasından dedikodu yapan insanlarla e, yüzleşme ya da onların gerçek yüzlerini öğrenme ortaya çıkma gibi etkilerle. Karşı karşıya gelecekler. Bu onlara ağır olabilir. Yani kontrol edemedikleri bir alanda olacaklar. Bu kontrol edemedikleri alanlarda da acaba ben mi hata yaptım, ben mi bir şeylerde yanlış yaptım gibi kendini sorgulama süreçlerinde olabilirler. 22 Kasım'dan sonra ilişkileri etki altında olacak. Bu ilişkilerde de karşılarına yeni birisi çıkabilir. 22 Kasım ve 10 Aralık'ta ee, yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık, yeni birisiyle hoşlanabilirler. Ama tabii ki seçim onların iyice bir dikkat etsinler derim. Dedi. Vallahi ikizler dikkat edin seçimlerinize. Yengeç burçları. Yengeç burçlarına geldik. Yengeç burçları tamamen sosyal hayatlarıyla ilgili. Yani sosyal hayatları dediğimiz e, ilk çevresi olabilir arkadaş çevresi olabilir, kendileriyle alakalı yakın çevre olabilir. Bunlarla alakalı etki alanını alacak ve 6 aylık bir etki alanı bu. Demin de söylediğim gibi ticari işlerinde ya da yeni bir iş yaptıkları bir yer varsa bunlarla ilgili konular daha çok gündemde olacak ve aynı zamanda e, Süre gelen bir işi varsa değişiklik gösterebilir ekstra yeni bir işe giriş yapabilir. Mesela bir insan işte her gün aynı işi yapıyordur ama hobi olarak ya da ekstra olarak yeni bir işe atılım yapabilir. Bu onlara iyi gelebilir ve evle ilgili daha çok hayvanlarıyla alakalı bazı kararlar alabilirler belki hayvan sahiplenebilirler hmm. evcil hayvan sahiplenmek isterler bu konuda eski alanı olacaktır ve e, bu da onlara iyi gelebilir 22-23 e, Kasım'dan sonra da kendilerini daha iyi hissedecekleri bir sürece girecekler e, 23 Kasım ve 2 Aralık da çok net kararlar almasınlar işle alakalı demin de söylediğim gibi belki e, süregelen bir ilişkiden sıkılmış olabilirler yeni bir iş yapmak isteyebilir ama biraz beklemede kalsınlar iki aralıktan sonra daha iyi olacaktır. Genelde zaten herhalde 23 Kasım ve 2 Aralık tarihleri bir önem arz ediyor evet, çok genel tüm buluçlar için evet, baya geçerli. Evet, evet. çünkü e, 22 Aralıkta Yay burcu etkisi olacak. Yay burcuna geçecek güneş. Akrepten çıkacak yay burcuna geçtiği zaman bütün komple harita etkilerini kombini değiştirecek. Ve tabii ki bizim de kişisel alanlarımızı değiştirmiş oluyor. Evet. Aslan burçlarına geçelim. Hayatlarında 11 yıllık döngüyü kapatıyorlar. Geçmiş olsun. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Şöyle iyi bir şey. Aslan burçların... Çok yoruldukları bir süreçten zaten geçtiler. Özellikle aile hayatlarında. Belki aile hayatında çok vericilerdi, çok fedakarlık yaptılar. Parasal kaynaklarında belki zorlanmalar, inişli çıkışlı günler geçirdiler. Ama bu önümüzdeki 6 ay etki, et, etki edebilecek bir etki. Belki ailesiyle alakalı yeni kararlar alabilir. Yeni bir e, ailesiyle yaşayan bir insan ev değiştirebilir. Sakın annem aslan mucu. Anne aklından bile geçirme. <laughs> Annem diyormuş ki ben İzmir'e dönüyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> ve e, iş ve kariyerle alakalı da e, eski alanında olacak. Tabii ki düzen değişikliği yaptığı zaman da yani komple kökten bir değişim bekliyor aslan burçlarını aslında bakarsanız. Neyse 11 yıllık o sıkıntıları bittiyse ne mutlu onlara. Evet 11 yıllık bir o bir sıkıntıları gitti ama şu, şunu tavsiye ediyorum 23 Kasım ve 29 Kasım arasında bir şey imza atmasınlar. 23-29. Evet. 23 ve 29 Kasım arası yeni bir şey imza atmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Tamamdır. Sevgili Aslan Burçları 23 ve 29'un dikkat edin. Bakın Kasım'ın 23-29'u değil ertesi gün olsun daha sonra olsun. Peki aşkla ilgili falan nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Biraz da böyle aşk hayatlarını da verelim diyorum. Bu aşk dostların. mı? Şimdi onların 11 yıllık bir döngüsü bittiği için yani onlar tamamen bu süreçte 29 Kasım'dan sonra aşk etkilerinde olabilirler. Güneşin burç değiştirmesiyle beraber bu süre zarflarında sadece kendi hayatlarıyla ilgili iş ve kariyer alanlarında daha odaklı, parasal kaynaklarına daha çok odaklı olacaklar. Dediğim gibi aile hayatına daha fazla önem verecekleri bir süreçte olacaklar. Yani İçsel olarak bunu yapacaklar. Hani sevgili yönetmenim tabi bana kulaklığımdan da diyor yani Ebrucum diyor aşkı da sor. Sayın yönetmenim gördüğünüz <laughs> gibi sadece şu ara parayla ilgili bütün burçlar, <laughs> bu ara ciddi anlamda maddi, 29 maddi kazanımlar sonra. ön plana çıkmış durumda. Evet, aşkla alakalı 29 Kasım'dan sonra güzel etkiler de olabilirler. Bu süreçte biraz dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Sırada Başak Burcu. Şimdi Başak Burcu e, uzak kişileri kişilerden haber alma, seyahatlerle alakalı konular, yolculuklarla alakalı, bir yerden bir yere gitmekle ya da uzakta bir akrabası varsa, tanıdığı varsa, arkadaşı çevresi varsa bunlardan haber alabilir. Ve bununla beraber mahkemesi varsa, süregelen bir mahkemesi, hukuksal para kaynaklarında eğer bir beklentisi varsa bunlarla ilgili netlik kazanacak başaklar ve eğitim almak istiyorlarsa eğitim alabilirler. Bu konuda çok başarı getirecek. Bu dönemde başlayabilirler. Düzen değiştirmekle alakalı da ev alımı, ev satımı e, satımı yapmak istiyorlarsa bu ay sonunda 29 Kasım'dan sonra e, yapabilirler. Çocuklarla alakalı destekler olabilir. Mesela çocuğun okuluyla alakalı bir problem vardır, netleşebilir. Hı hı. Çocuğuyla alakalı sürümcemede olan bir durum vardır, netleşebilir. Başaklar bu durumla ilgili e, olumlu olacaktır. Peki çocuk sahibi olmak istiyorsa gene bu çocuk durumu onu da etkiler mi? Evet etkiler. Yani evet. 29 Kasım'dan sonra böyle güzel bir etki de olabilir. Çocuklarla evet. ilgili destekler var. Bu ne demek? Çocuk sahibi olmak istiyorsa güzel olabilir. Eğer bir çocuğu varsa onunla ilgili güzel sonuçlar alabilir. Ee, okuluyla alakalı güzel haberler alabilir. İşiyle alakalı. Evli ise eviyle alakalı. Yani çocuklarla ilgili güzel bir etki olacaktır. Ve ben. Terazi. Terazi. Evet. <laughs> Şimdi e, terazi burçları ay tutulması ile beraber tamamen parasal kaynaklarına odaklı olacak. 2-3 aralığa kadar. Para kaynakları, gelirleri, giderleri, nereye ne versem, nereye ne alsam gibi. Bunlarla alakalı. 28 Kasım'a kadar tamamen odağı para. Yani aşk başka bir şey değil. Aynı zamanda parasal kaynaklı olduğu, e, olacağı için belki çok fazla para harcaması gerekiyor. Belki bir borç ödemesi gerekiyor. Belki e, unuttuğu bir borç karşına çıkabilir. Onunla alakalı çıkmasın, ödeme yapabilir. Ha hayır. <laughs> Öyle olur ya böyle tam rahat erersiniz, Böyle her şey çok iyidir. Tak mesela bir vergi bir şey unutmuşsunuz ya da bir araba cezası bir şey böyle faiziyle gelir ya böyle o zaman evet. deliririm. Çünkü her şeyi kontrol ettiğini zannedersin. Aynen. Bir şey atlarsın ve tam böyle en rahata erdiğini düşündüğüm bir anda çıkar ya. Evet. O yüzden ben durup durup böyle hemen e devlete girerim. Bakarım bir şeyim var mı bir şeyim yok mu diye dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Onu yıllar i̇şte sonra oldu. öğrendim sevgili izleyiciler. Yani genç kızlığım boyunca hiç dikkat etmediğim konulardı. Ama ne zaman ki çocuk sahibi falan oldum. Ben gördüm o zaman ne yapmam gerektiğini. O yüzden sevgili teraziler lütfen borcunuz harcınız vesaire bir şeyiniz varsa şimdiden kontrol edin bakın. Başımıza iş almayalım. Evet ve e, bununla alakalı dengeleri oturtturmakta biraz zorluk çekebilir bu zorluklar 28-29 Kasım'a kadar sürebilir hı hı. bütçe planlamaları yaparak devam etmelerini tavsiye ediyorum 28 Kasım'dan sonra ise sağlıkla ilgili biraz e, problemler şifalanması gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir e, ve 29 Kasım'dan sonra da ...bu sağlıkla ilgili... ...şifa etkisinde olacak teraziler. Süper. Çok güzel. Sırada akrepler. Sevgili akrepler. Zaten Kasım ayının... ...en önemli kişileri. Kesinlikle. Şu Kesinlikle. Anda. Akrepler... E, ...bu ay çok yoruldular zaten. Onun e, farkındayım. İlişkilerle alakalı. E, çünkü ilişkilere tamamen... ...etki alanında e, oluyor... Aynı zamanda e, akrepler bu süreçte 2022'nin fragmanını yaşıyorlar. Yani gördüklerinizin yani gördükleriniz göreceklerinizin teminatı. Teminatı durumu yani. Evet. İnşallah güzel şeylerle karşılaşmışsınızdır. İnşallah. Şimdi neden 2022'nin fragmanı? Biraz ondan bahsedelim. İlişki evinde, ilişki açılarında ee, çok yoruldukları, tamamen e, git gel etkisi altında kaldıkları, bazen kararsız kaldıkları durumlar oldu. Ve bundan kaynaklı da e, bu tutulma onun iş, evlilik, ortaklık gibi etki alanlarında e, netleşiyor olacak. Özellikle hukuksal, eğer hukukla alakalı. Parayla alakalı bir beklentiyle alakalı eğer mirası varsa mirasla alakalı bir problem varsa bunlar artık e, bitecek şöyle bitecek aniden olan şeyler onu zaten çok sarstığı için bu tutulmayla beraber o kendisinin artık bir şeyleri netleştirmek isteyecek İstese de istemese de. Çünkü 2022'nin fragmanı dediğim konu bu süreçte kazandığı tüm netlikler 2022'de patır patır önüne gelecek. O yüzden adımlarını doğru atsın sevgili evet. akrepler. Çünkü dediği gibi şimdi verdiğiniz aldığınız bütün kararlar 2022'de zaten karşınıza çıkacak. Evet. Hani bu sizi biraz daha fazla ilgilendiriyormuş. Ve ilişkilerinde sonlanmalar yaşayan akrepler varsa e, hayrına olduklarını lütfen düşünsünler. Kesinlikle bunalım, depresyon, sıkıntı gibi bir burhana kapılmasınlar desinler ki ya Rabbim demek ki bu benim hayrıma. Çünkü tutulma bütün her şeyi bizim hayrımıza olan her şeyi önümüze sunacaktır. Tabii bunu biraz daha görmek lazım. Ama harita etkisi size bunu söylüyor akrepler. Yay burcuna geçiyoruz. Yaya geçelim bakalım. Yay burcu bilinçaltı ve ruhsal etkileri altında olacak, psikolojileri etki altında olacak. Aynı zamanda bu psikolojilerinde yaptıkları, yapacakları geçmişinden e, bugüne kadar sorguladıkları bir süreç geçirecekler. 29 Kasım'a kadar. Bu süreçte çok yorgun olduklarını hissedebilirler eğer süre gelen bir ilişki varsa onunla ilgili problemler önüne gelebilir. Bu problemlere çözümsel noktalar arayabilir. Ama bu problemleri çözümsel olarak bir sonuç bulamadığı zaman sonlanabilir gibi. Yani tamamen yay burçlarının 12. ev dediğimiz bilinçaltı, travmalar ...konumunda, gizli konumunda... ...olacaktır. Belki dıştan çok mutlu... ...çok huzurlu görünmüş olabilir. Ama içinde fırtınalar kopacağı... ...bir sürece giriyor. Aynı zamanda... ...duyguları ön planda olacağı... ...içinde... E, ...hayatında adalet... ...duygusunda sorguladığı bir süreç... ...olduğu için yay da biraz... ...adaleti temsil eder. Adaletsiz olmayı... ...sevmez. Bu süreçte... ...adaletsiz olacağı bir süreçte... ...hem kendi için... ...hem de başkaları için... Bunun tamamen kararını verecekleri bir süreç. Çünkü yaylar çok eğlenceli insanlardır. Hareketlidirler, neşelidirler. Evet. Demek ki bu dönemde biraz içsel sorgulamaya gireceksiniz sevgili yaylar. Kesinlikle 22 Kasım ve 5 Aralık gizli düşmanlıklara lütfen dikkat etsinler. E, bu gizli düşmanlıklarda onların hayatlarıyla ilgili büyük bir eski alanında olabilirler. Göremedikleri şeyleri bu süreçte göre görebilirler. Ona göre de kendilerine biraz daha temkinli olmaları, etrafına farkında varmaları, kimse sırlarını anlatmamaya da dikkat etmelerini öneriyorum. 22 Kasım ve 5 Aralık. Dikkat edin sevgili Yaylar. Evet. Oğlak Burcu. Oğlak Burcunun tamamen aşk, sevgi, ilişkiler etkisi altında olacak. Bir ilişkisi varsa bitirmek isteyebilir sonlandırmak isteyebilir eğer problemler yaşadıysa sorunlar yaşadıysa bunlarla alakalı. Artık çok yoruldum. Hani bu ilişkiyi yürütemiyorum diyebilir. Bu süreçte farkında olamadığı konularla yüzleşebilir. Belki bugüne kadar süre gelen bir ilişkisi vardı. iki yıl sürdü ve artık o iki yıl göremediği şeyleri bu süreçte görebilir. Ay tutulmasının etkisiyle görebilir. Ben bugüne kadar nasıl bunu göremedim deyip bitirebilir. O yüzden oğlak burçları bu süreçte farkında olacağı her konu kendisine ayna tutacaktır. Onu belirtmek istiyorum. Çocuklarla alakalı eğer evli bir bireyse, çocuklarla alakalı bir sorunu varsa, onlarla ilgili netleşme yaşayabilir. Para almak istediği ya da parayla alakalı bir planı varsa, 22 Kasım ve 28 Kasım olarak ee, bunu yapmasın. 28 Kasım'dan sonra 3 Aralık 5 Aralık'tan sonra e, daha iyi olacaktır. Zaten bu e, 28 Kasım'a kadar da ruhsal sağlıklarına dikkat etsinler. Özellikle e, ilişki anlamında aşk ilişkileri sevgi ilişkileri veya evliyse evlilik hayatıyla alakalı yani şey mi sinirli mi olacaklar gergin evet. mi olacaklar şimdi e, şöyle sinirli olacaklar gergin olacaklar bunun yanı sıra bugüne kadar göremediği bazı şeyler görebilir hmm. farkında olamadığı bazı şeyler olabilir hani vardır ya bazen böyle sislidir buğuludur biz bazen bazı şeyleri görmek e, istemeyiz inanmak istemeyiz erteleriz öteleriz, erteleriz, öteleriz. ama e, bir tutulma olduğu vakitte bu tutulma e, hep böyle bize böyle bir, bir sirkelenme gelir böyle bir bir tuhaf olur. Aa dersin ben bunu bugüne kadar görmedim. Şimdi hani görüyorum falan gibi olursun. Sonra bakarsın bir geçmişe aa daha önceden de böyle şeyler vardı gibi. Hani böyle bir yüzleşme yaşayabilir. Ya da daha önce 3-4 defa kavga etmiştir. E işte problem olmuştur ama o problemi ötelemiştir. O problemi artık sonlandırmak isteyebilir. Genel olarak galiba bütün burçlara etkisi bu olacak değil mi bu tutulmanın? Tutulma biraz bizi silkeleyen, Tabii biraz gözümüzü açacak Tabii. olan bir şey. Yani bu ortaklık olur, iş ilişkisi olur, her şey olabilir. Ama evet. burada biraz bir gözümüz açılacak. Şimdi ay e, tutulmaları... Üzülmeyelim ne yapalım, başımıza gelecekse de <laughs> katlanacağız hep yapılacak bir şey <laughs> Çünkü yani gerçekten yani retrosu da bitmiyor, bir şey de bitmiyor, hep bir şeyler oluyor. Ama dediğiniz gibi daha önceden temkinli olursam ben kafamda ha bu olabilir dersem biraz daha rahat belki... Ha idare edelim. Evet, evet. Şimdi şöyle, e, ay tutulması dediğimiz konu zaten şu. Bizim e, hayatımızda 6 aylık bir süre zarfını etkileyeceği için bizim gerçekten hayatımızla ilgili hem sürümcemede olan konuları sonlandırmak hem de e, aklımızdaki, mantığımızdaki e, şeyleri kalbimizle köprüyü oluşturmak, doğru köprüyü oluşturmak. ...tutulmalar aslında genelde bu etkide olur. O yüzden haritanın kombini de bütün burçları farklı yönlerde etkileyecek. Ee, ama dediğim gibi yani e, aslında biraz da 2022'nin fragmanını yaşayacağız. Sırada hangi burç var efendim? Kova burcu. Sevgili kovalar. Evet. Kova aile içindeki konularla çok ilgili ve alakalı olacak. Evlilikle ilgili bir durumu varsa... E, hukuk olabilir ya da boşanma süreci olabilir. Bunlarla ilgili netleşme yaşayabilir. Miraslık, hukukluk, adaletle alakalı bir konuları varsa netleşecek. Ve aynı zamanda e, aile karması yani baba karması dediğimiz konular e, kovaların önüne gelebilir. Kova burcu kişilerin önüne gele gelebilir. Baba karması dediğimiz konu ne? Babadan bir miras kalır. O mirasla ilgili bir sürümcemesi vardır. Bununla ilgili netleşebilir ya da babayla ilgili bir sağlık problemi vardır. Bu konularla ilgili netleşme yaşayabilir. Gibi babayla alakalı konular daha fazla netleşecek. Evet, kova da göz. baba etkisi olacak herhalde. Baba etkisi olacak. Evet. Baba etkisi netişi, olacak. evet. Hı -hı. evet. Ee, ve geçmişe özlem duyabilir kovalar. Eee bununla alakalı geçmişle alakalı bazen e, bazı şeyler çocukluğuna inebilir hani şöyle olmuştu böyle olmuştu gibi oralara bir özlem duyabilir içsel olarak 22 Kasım ve 30 Aralık kariyerle alakalı yeni bir adım yapabilir ve bu bu o, o, pardon ona başarı getirebilir. Hı hı. Yani 22 Kasım 30 Aralık kariyeriyle alakalı yeni adım yapacağı her şey ona başarı getirecek. O yüzden onu güzel bir şekilde etkiliyor olacak. Şimdi ne kaldı? Balıklar mı kaldı? Balıklar kaldı. Şimdi sevgili balıklarda sıra. Şimdi e, balıklar e, uzun bir süre içerisinde aile hayatlarıyla alakalı çok e, aslında sıkıntılar yaşadıkları bir süreçtiler. Aileyle alakalı çok fazla eğer evde bir büyük varsa bununla alakalı sağlık problemi, anneyle alakalı e, ya da işte çocukla alakalı gibi bunlar alakalı sağlık problemleri çok uğraştıkları bir süreçten geçiyorlar. Bunlarla alakalı biraz daha 6 aylık bir sürümcemede e, kendileriyle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirler. Artık ben yapamıyorum. Hani annesine bakan bir bireyse bundan sıkılabilir. Hmm. E, ya da eşine bakan bir bireyse bundan sıkılabilir, yorulabilir. Artık nerede benim hayatım diye sorgular yapabilir. Bu tamamen e, kendiyle alakalı yeni bir kararın alabileceği etkisini taşıyor. Ve... Ee, ailesiyle alakalı sağlık problemlerine tekrardan söylüyorum dikkat evet uzun süredir böyle bir etki altındalar ama gene de bu ay tutulmasıyla beraber bazı bitişler ve sonlanmalar üzüntüler yaşayabilirler ben de hani üzerek söylüyorum harita etkisine göre söylüyorum ee, kariyerle alakalı ve sonrasında kariyerle alakalı yeni bir işe atılım yapabilirler öncelik ben ...diyebilirler. Ne hı hı. demeleri de gerekir zaten değil mi... ...belli bir noktadan sonra. Gamze Hanım peki genel olarak... bütün ...son olarak bütün burçlara... ...söyleyeceğiniz şey nedir? Sözümüzü öyle kapatalım. Genel olarak bu Kasım-Aralık ayı... ...diyelim. Hı hı. Bütün burçlar için... ...nasıl bir uyarıda bulunuyorsunuz? Hayatınızda... ...olumsuz görmüş olduğunuz... ...her şeyi hayatınızdan... ...çıkarmadığınız sürece sıkıntılar... ...yaşarsınız... Ee, o yüzden e, sorun görmüş olduğunuz problem görmüş olduğunuz ya da kendinizi baskı altında hissettiğiniz her şeyi e, sonlandırıp yeni bir sayfa açmalarını tavsiye ediyorum Çünkü bunun için uygun bir konumda uygun bir konumda hem ruhsal olarak hem psikoloji olarak hem maddi olarak hem manevi olarak e, demin de söyledim 2022'nin fragmanı şu anda ne yaparsan e, bir ilişkiyi bitirdin diyelim. Örnek vermekle vermek istiyorum. Bir ilişkiyi bitirdin, gitti. 2022'de o kişi sana geri döndüğü zaman tekrardan affedersen aynı şeyi yaşayacaksın. Hmm, anladım. Şu anda o yüzden kararlarınız net olsun. Bir daha geri dönmemek ya da bir daha geri, geriye bakmamak adına bazı kararlar verin. İşte alakalı kariyerle alakalı, aşkla alakalı, evle ev alakalı. Her şey olur. Seçtiğiniz ne varsa se yani seçmiş olduğunuz her şey sizin kaderinizi belirleyecektir. Çok teşekkür ederiz. Tekrar bekliyoruz. <laughs> İnşallah. En kısa zamanda bu sefer daha değişik başka e konulardan da konuşacağız. Esma Esma Hüsnullahlardan konuşacağız. Tamam. Neler okuyabiliriz, ne yapabiliriz diye. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben geldiğiniz teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Efendim, Ebu Destana.